Sevgili öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ön lisans programlarından birisi olan spor yönetimi ön lisans programı içerisinde okutulan etkinlik yönetimi dersi ikinci ünitesinin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu ünitede sizlerle etkinlik paydaşları konusunu birlikte işleyeceğiz ve etkinlik paydaşları ile ilgili temel kavramları birlikte tanımaya çalışacağız. Bunun öncesinde sizlere mutlaka önermekte kendimi zorunlu hissettiğim bir konu. Mutlaka bizim üniversitemizin sizlerle paylaşmak üzere geliştirdiği materyallere erişimi sağlamanız, özellikle e-kampüs sistem içerisindeki tüm materyalleri iyice kullanmanız, gerektiği şekilde kullanmanız büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda sizlere bu tavsiyeyi yapmak isterim. Etkinlik yönetimi ile ilgili paydaş kavramı konusunu incelediğimizde sizler bu video paylaşımında ya da bu ünite başlığı altında gerek yazılı materyallerimiz gerekse video tanıtımlarımızı dinledikten sonra paydaş kavramını ve özelliklerini açıklayabilecek duruma geleceksiniz. Etkinlik paydaşlarını sınıflandırabilecek duruma geleceksiniz. Paydaş olarak sponsor ve tedarikçilerin etkinlikten beklentilerini açıklayabileceksiniz. Etkinliklerde hükümetin, medyanın ve toplumun rolünü açıklayabilecek ve tanımlayabileceksiniz. Etkinlik paydaş yönetim sürecini açıklayabileceksiniz. Ve bu ünite kapsamında paydaş kelimesini çok net olarak tanımlayabilecek ve anlayabileceksiniz. Paydaş teorisi, sponsor, gönüllüler, katılımcılar, ev sahibi topluluk, çalışanlar, tedarikçi, toplum ve medya kavramlarını oldukça iyi bir şekilde tanıyacak, açıklayacak ve yorulmayacak hale gelebileceksiniz. Madem konumuzun başlığı etkinlikte paydaşlar, etkinliğin paydaşları, paydaş kelimesini bir miktar açmamıza yarar var. Çakır 2011 yılında yaptığı çalışmasında örgütün amaçlarına ulaşmasını etkileyebilen, bakın burası çok önemli, örgütün amaçlarına ulaşmasını etkileyebilen veya etki eden kendi içerisindeki kişi ya da gruplar gibi örgütün de dahil olduğu ve kendini kuşatan içsel ilişkiler sistemindeki kişi ya da grupları ifade eder şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Her ne kadar biraz karmaşık gibi gözükse de bu tanım, örgütün amaçlarına ulaşmanın öncelikli söz konusu olduğu, örgütün amaçlarına ulaşmak konusunda etkilenen ve etkileyen grupların söz konusu olduğu bu tanımda ortaya çıkmaktadır. Freeman 1984 yılında yaptığı tanıma göre ise organizasyon amaçların başarılmasını etkileyen ve başarıdan etkilenen bir grup ya da kişileri ifade ettiğini dile getirmektedir. Burada bizim yoğunlukla karşımıza çıkan kavram iç çevre kavramı. İç çevre kavramı dediğimizde bir organizasyonda organizasyonun içinde yer alan yöneticisi, gönüllü olanları, diğer çalışanları, direkt etkilenen gruplar olarak baktığımızda bunlar iç çevre olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre olarak baktığımızda iç çevre dışında kalan diğer tüm paydaşları tanımlamaktadır. Paydaş teorisi kavramı burada çok büyük önem taşımaktadır. Paydaş teorisinde organizasyonun stratejik kararlarında çevresini tanımasını, planlanmasını ve politika geliştirme sürecinde önemli yararlar sağladığını bilmekteyiz ve paydaş teorisi kavramı bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Paydaşların özelliklerinin belirlenmesine baktığımızda ise paydaşların özelliklerini belirlerken 3 alt başlık yoğun olarak kullanılmaktadır. Literatürde de bu konu oldukça kabul görmektedir. Güç konusu paydaşın özelliğini belirlerken dikkatimizi çeken ilk konudur. Ve burada etkinlikte güç sahibi ve onu kullanmayı bilen kişi etkili ve başarılı olur saptamasının önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu açıdan etkinliklerin yönetiminde güç ve bununla bağlantılı olarak otorite ve etkileme büyük önem taşımaktadır. Güç kullanımı üç farklı şekilde sınıflanmaktadır. Zorlayıcı güç, faydacı güç ve kuralcı güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu alt başlıkları, güçle ilgili alt başlıkları ayrıntılı olarak okumanızı tavsiye ederim. Bu kısa video çekiminde bu ayrıntıların bütünlüsünde paylaşmamız çok mümkün olamayabilir sevgili öğrencilerimiz. Yasallık dediğimizde ise sosyal olarak kabul edilmiş ve
beklenen davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Burada yasallık kavramını oldukça iyi irdelememiz gerekmektedir. Genellikle toplumdaki ilişkilerin doğası değerlendirildiğinde yasallık dolaylı olarak güce bağlanmaktadır. Bu da gene dikkatimizi çeken önemli bir konudur. Zorunluluk dediğimizde ise paydaşların bir etkinliğin gerçekleştirme sürecinde ne derece hak talep edeceklerini, edebileceğini yansıtan bir kavramdır. Dolayısıyla zorunluluk kavramı da paydaşların özelliklerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Paydaş türleri diye baktığımızda gene paydaşları nasıl sınıflandırdığımızla ilgili önemli bir kavramdır. Etkisiz paydaşlar, beklentisi olan paydaşlar ve gerçek paydaşlar olarak 3 alt başlık karşımıza çıkmaktadır. Etkisiz paydaş dediğimizde sessiz paydaşlar burada önemli bir alt başlığı oluşturmaktadır. Sessiz paydaşların en önemli özelliği güçtür. Sessiz paydaşlar sahip oldukları gücün farkındadırlar. Ancak işletme ile ilgili herhangi bir yasal bağları yoktur. Farklı paydaşlar dediğimizde yasallık niteliğine sahip olan paydaşları ifade etmekteyiz. Talep eden paydaşlar olarak baktığımızda ise talepleri olan paydaşlar ise zorunluluk niteliğine sahip olan paydaşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Beklentisi olan paydaşlara baktığımızda ise bir gruptaki paydaşlar paydaş özelliklerinin herhangi ikisine aynı anda sahiptirler ve bu nedenle de etkisiz paydaşlara nazaran işletme açısından daha öncelikli konumdadırlar. Baskın paydaşlar, işletme üzerinde yasal hakka ve taleplerin yerine getirilmesi için işletmeyi etkileyecek güce sahip olan paydaşları ifade etmektedir. Tehlikeli paydaşlar, zorunluluk ve güç niteliklerini aynı anda sahip olan farklı talepleri yasal olmayan bu gruptaki paydaşlar isteklerin yerine getirilmesi için genellikle yasal olmayan yolları kullanmaktadırlar. Bağımlı paydaşlar ise talepleri zorunlu ve yasal olan fakat yaptırım gücüne sahip olmayan paydaşları ifade etmektedir. Gerçek paydaşlar da adından da anlaşılacağı gibi işletme yönetimi açısından beklentilerin karşılanmasına öncelik verilen paydaşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada etkinlik paydaş modeli kavramı büyük önem taşımaktadır. Etkinlik paydaş modeli kitabımızda da vurgulandığı gibi Reid ve Arcodia'nın 2002 yılında yazdıkları kaynakta çok ayrıntılı olarak dile getirilmiştir. Burada hepimizin dikkatini çeken diyagramda çok rahatça görebileceğimiz şekliyle birincil ve ikincil paydaşlar ele alınmaktadır. Birincil paydaşlara baktığımızda birincil paydaşlar yönetimle yakın ilişkisi olan ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde doğrudan faaliyette bulunan kişi ya da grupları ifade etmektedir. Burada personel yani çalışanlar, gönüllüler, sponsorlar, tedarikçiler, seyirci, katılımcı, iştirakçiler gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır. İkinci paydaşlara baktığımızda ise hükümet, yerel yönetimler, medya, güvenlik hizmeti, turizm organizasyonu ve bütün toplum olarak dikkatimizi çekmektedir. Gene bu diyagramla ilgili alt başlıkların çok iyi irdelenmesi ve bu alt başlıkların bu konuyla ilgili çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu konuda ders kitabımızı öncelikle okumanızı ardından ders kitabımız içerisindeki bu diyagramı iyice açıklayan alt başlıkları okumanızı tavsiye ediyorum size de sevgili öğrencilerimiz. Hatırlayacağınız gibi bu video paylaşımında sizlerle paydaş kavramını, etkinliklerde paydaş kavramını tanıtmaya çalıştım. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Etkinlikle ilgili ve paydaş yapısıyla ilgili alt başlıkları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Paydaş kavramını paydaşların açısından iç paydaşlar ve dış paydaşlar olarak sınıflanmasını, paydaş teorisini birlikte tanımaya çalıştık ve birincil ve ikincil paydaşların kimler olabileceğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmaya çalıştık. Sizlere çalışma ve eğitim hayatınızda başarılar dilerim sevgili öğrencilerimiz. Hoşça kalınız.